BMC Power kar araçlarından sonra deniz sektörüne de girdi ve Azra motorunun ilk tanıtımını İDEF 2023 fuarında yaptı. Mustafa Bey, BMC Power'ın genel müdürü, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Sağ ol Tolga Bey, teşekkür ederiz. Örtüyü kaldırdınız, biraz deniz motorunu hakkında ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl geliştirdiniz, hangi araçta kullanılacak, bunlarla ilgili bilgi rica edeceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi biz daha çok kara platformlar için motor ve güç grupları geliştirmek üzere kurulduk ve çalışmalarımız bugüne kadar hep o ağırlıkta gitmişti. Ama baktığımızda ve diğer firmaların ürünlerine de baktığımızda ve Türkiye'deki ihtiyacı da değerlendirdiğimizde gerçek anlamda aslında ne kadar kara platformlarımız için ihtiyaç duyulan motor güç grupları, deniz platformlarında da aynı ihtiyaç vardı. Ve biz bu ihtiyacı değerlendirerek ilk Saha Expo Fuarı'nda Sefine Tersanemizle bir işbirliği anlaşması imzalamıştık. O işbirliği anlaşması kapsamında çalışmalarımızı yürüttük. Ve bugün burada lansmanını yaptığımız 600 beygir, daha önce kara platformlar için geliştirdiğimiz Azra motorumuzun marin versiyonunu geliştirdik. Marin versiyonu derken tabii soğutma sistemi ve bir takım komponentlerin deniz ortamına uyarlanması gerekiyor. Korozyona da dayanıklı. Korozyona dayanıklı olması lazım. İşte deniz suyu, soğutma sistemi, bir takım eklemeleri, değişiklikleri oldu motorumuzun. Bunu beraber bir yere getirdik. Prototipi hazırladık. Bundan sonraki dönemde de test merkezindeki testlerini tamamlayıp Sefine Tersanesi'ne entegrasyon için vereceğiz. Burada tabii tasarımda SEFT firmamız da rol aldı. Marlin zaten Sefine Tersanesi'nin uzun süredir Aselsan'la birlikte yürüttüğü, beraber çalıştığı insansız bot projesi. Ve o öyle bir projede yerli ve milli bir motorun kullanılması bizim için de büyük onur ve gurur kaynağı oldu. Tabii SİDA'lar için çok önemli bir adım. Yerli motor konusu. Evet. Bunu İHA'lardaki problemlerini yaşıyor Türkiye zaten ama siz deniz kısmında çözüyorsunuz. Sonrasında yeni bir motor ailesi deniz için özellikle planlanıyor mu? Ne öngörüyorsunuz ilerleme için? Sadece bugünkü 600 beygirlik Marin Azra dediğimiz motorumuzla sınırlı kalmayacak. Çünkü baktığımızda işte çekici botlardan çıkarma gemilerine, hatta daha ilerisinde fırkayı tutayla korvete kadar giden bir süreç. Yani oralarda işte yardımcı makinalarımız var, ana makinalarımız var. Adım adım elimizdeki mevcut motorları veya tamamen denize özgü olarak, ihtiyaca bağlı olarak geliştireceğimiz yeni motorlarla inşallah kara platformlarından sonra deniz platformlarında da Türkiye'nin dışı olan bağımsızlığını minimum seviyeye indirmek için var gücümüzle çalışacağız. Şimdi tabii denizden girdik, gazetecilik tabiriyle manşet konumuzdu bizim. Kara motorlarında özellikle Altay ile ilgili testleriniz ne aşamada? Biz geçtiğimiz aylarda yaptığımız ziyarette motorları çalışırken gördük. Aradan da 3 aydan fazla süre geçti. Özellikle Altay'dan başlayıp şöyle bir kara motorlarındaki son durumları da sizden alalım. Şimdi tabii siz ziyaretiniz, test merkezini gördünüz. Entegrasyon bölümümüzü gezdiniz. Orada motorlarımızı çalıştır durumda görmüştünüz. Nisan ayıydı sanırım. Nisan ayından sonraki gelişmelere de bakarsak biz transmisyon kısmını da topladık. Motor transmisyon birleştirdik. Batu için söylüyorum. Bunlar da şu anda test merkezimizde güç grubu olarak testlerine başladık. Ne zaman yaklaşık araç üzerine takım aşamasına geçer? Araç üzerinde takım çalışma mekanik olarak söküyoruz, takıyoruz, çıkarıyoruz. Yani şu anda bu arayüz denemelerini de gerçekleştiriyoruz. Ama tabii gerçek anlamda araçla buluşup o aşamadaki test seviyelerine gelmesi için biraz daha vaktimiz var. Zaten takvim olarak baktığımızda bizim şu andaki öngörümüz ara bir çözüm, biliyorsunuz bir güç grubu tedarik edilecek. Daha sonra biz devreye gireceğiz. Oradaki takvimimiz de 2026'yı gösteriyor. Yani planlandığı gibi gidiyor. Planlandığı gibi gidiyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, mühendislerimiz çok motive bir şekilde ellerinden geldiğince bunu bir an evvel bitirip tamamlamayı biz de dört gözle bekliyoruz. Diğer yerli motorlar için, diğer motor ailesinin diğer ürünleri için ne durumdasınız? Çünkü benzer durum fırtınada da kullanmayı öngördüğümüz Utku 1000 beygirlik güç grubumuzda da geçerli. Orada da aslında sizin geldiğinizden sonraki gelişme, orada da gene bir güç grubu
şeklinde entegrasyon çalışmasını yürütüyoruz. Orada bir yılda takvimimiz kısa. Oradaki çalışmalar 2025 biraz daha olgun. Onun için oradaki takvimimiz 2025 ortasını gösteriyor. Sizin de katıldığınız bir lansman toplantısı yapmıştık. Tuna motorumuz. Adını da o zaman koymuştuk. Tuna motorumuzun seri üretimini gerçekleştiriyoruz. Başladı. Bugüne kadar 90'a aşkın, 100'e yakın motor ürettik. İzmir'deki fabrikamıza sevk ediyoruz. Orada da şu anda Buran motorlarına entegre ediliyor. İnşallah kabulleri yapıldığında Ağustos sonu ya da Eylül'de ilk kez Buran araçlarımız milli motorumuzla, milli platformumuz envantere girmiş olacak. Mustafa Bey, size kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Yeni çalışmalarınızı dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Tolga Bey. Sağ olun.